Bak eyvah. Havalar çok sıcak gittiği için bak erikler açmaya başlamış. Eğer bunlar erken açarsa bir de kırağı vurursa gittik. Bu can eriği. Şuradaki papaz eriği. Bak orada turuncum bile var. Bak mandalinlerim var. Mandalin bile oluyor burada ama tam böyle evin arkasına ekmişiz bak. Kuzey rüzgarına kapalı. Dıtlar arka tarafta. İncirler orada. Hünnat var. Ondan sonra kiraz var. Kiraz var. Ayva var. Sayın milletvekilleri son konuşma. Yalova milletvekili Sayın Muharrem İnce'ye aittir. Sayın İnce buyurun. 7 yıldır bu kürsüde hayal tüccarlığı yaptınız. 2002'de ilk iktidara geldiğinizde ilk işiniz gömlek değiştirmek oldu. Sonra sakallarınızı kestiniz. Sonra jiplere bindiniz. Sonra orman içindeki villalarınızda havuzlarda yüzmeye başladınız. PKK kontenjanından milletvekili olacaksın. Geleceksin Atatürk'ün meclisinde hakaret edeceksin. Haddini bileceksin. Haddini bileceksin. 12 Eylül'den sonra Diyarbakır cezaevinde işkence yapıldı bu insanlara. Doğru yapıldı. Peki Mamak'ta MHP'lilere yapılmadı mı? Peki bu ülkede Metris'te solculara, devrimcilere yapılmadı mı? O şovu gel bir kere de sen yap Çerçi. Sen devlet hastanesindeki röntgen cihazını boz da. Sayın İnce lütfen. Senin özel hastanenden para kazan biraz. Sen o işe bak. 70 sente bile muhtaç olduğumuz günlerde satmadığımız ne var ne yok hepsini sattınız. Derginin vergisini aldınız. Doğalgaza %18, memura %3 zam yaptınız. Ne vicdansız, ne insafsız, ne tarih bilmez. Nerede okudun sen bunu? İngiliz kitaplarında mı okudun sen bunu? Çocukluğunuz hep böyle toprakta mı geçti? Tabii çobanlık yaparak, tarlada çalışarak ama aynı zamanda da kitap okuyarak. Yani ben 16 yaşına geldiğimde Nazım Hikmet'i, Kemal Tahir'i, Yaşar Kemal'i, Fakir Baykurt'u, Dostoyevski'yi, Tolstoy'u bunları okumuştum yani. Çok şehirli çocuk bile bunları bilmezken ben elimde bunlar böyle, elimde çoban sopası, bir elimde kitap. Çok inekleri kaybetmişimdir. Kitaba dalmışımdır. Bir bakarım inekler yok. Çok aramışımdır son. En eski arkadaşı bu. Yaşıtı da beraber büyüdüler. Evet. Ben de onların öğretmenleri olarak bu köyde öğretmenlik de yaptım. Aynı zamanda bu köylüyüm de. Bu arkadaş daha iyi bilir ama... Çocukluğundan daha ben Cumhurbaşkanı olacağım diyordu. Aynen öyle. Çocukken öyle diyordu. Ben siyasete girmedim. Siyasetin hep içindeydim. 11 yaşında teyzeme büyüyünce milletvekili olacağımı, başbakan olacağımı söyledim. Ben siyasete girmedim. Çok olmuş kralat, takmayalım. Tuhaf geldi bak aşkısı. Boynumu sıktı. Her zaman gıcık bir şey. Evet. Bence kravat kullanılmalı, kaldırılmalı yani. Sayın Genel Başkanım, Karşe'nin altını dolduracak mısınız? Söz mü? He? TV'de ilk kez açıklıyor, Karşe'sinin altını dolacak mı? Bakacağız. Tamam, ben hazırım, bekliyorum. İyi yayınlar olsun. İyi akşamlar, İştarlık Özel bölümüyle karşınızdayız. Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce. Geçtiğimiz seçimlerden sonra ilk defa bir televizyonun canlı yayınına katılmış oluyor. Hedefimiz şu açıkçası. Bir, bu ülkenin çocuklarına et yedirmek istiyoruz, et. Akıllı olacağız, aklı bilimi kullanacağız. Tarım, hayvancılık, cahil insanların işi değildir. Tarım ve hayvancılık artık akıllı insanların işidir. Beslenmenin daha ötesinde bir şey var mı? Önce beslenme. İki, bu ülkenin çocuklarını iyi okullarda okutacağız. Okulların niteliğini arttırmalıyız. Sorgulayan, eleştiren, milli duruşu olan gençler yetiştirmeliyiz. Artık politikacılar matematik konuşmasını, bilim konuşmasını, gelecek konuşmasını istiyorum. Deprem konusuyla ilgili olarak söylemek istedikleriniz var. Yıllardır parti kongrelerinde, televizyon programlarında, genel kurulda deprem bir beka sorunudur. Hele hele bir büyük İstanbul depreminde helikopterlerle kireç atarız. Ulaşılamaz oraya diye bunu söyleyen bilim insanları oldu ama siyaset insanı olarak benden başka kimse söylemedi bunu. Thank you.
Diriliştir, bir ayağa kalkıştır. Cumhuriyet olmazın olur kılmaktır. Hatay'da arkadaşlarımla burada bayramı kutlamak istedik. Hepinize teşekkür ederim. Memleket Partisi Genel Başkanımız Muharrem İnce, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun diyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selam. Dur. Belediye başkanı seçilebilirim. Kaç çadır var burada? Konteyner falan vermediler mi? Vermediler. Defne mi? Şey, yağmur yağmıyor mu çünkü? Ya. Arada bu suda getir ama ya da bir şey yok. Söyle anlat. Buyurun, buyurun alalım. Başkanım. Sayın başkanım. Merhaba. 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 Merhaba canım. Hoş geldiniz. 9. ayda çadırda yaşıyor. Evimiz yerle bir oldu. Çok şükür. İlk defa siz geliyorsunuz buraya. İlk defa siz geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Sizi görünce çok rahat ettik, memnun oldum. Allah razı olsun sizden. Bayramınızı kutlamaya geldik. Sağ olun, hoş geldiniz. Allah her sene nice bayramlar inşallah. Ünlü bir söz vardır. Devlet adamı gelecek nesilleri, siyasetçi gelecek seçimleri düşünür diye. Bir siyasi parti tabii ki oy oranını çok önemser. Ama oy oranından daha önemli bir şey vardır. O da zaman karşısında haklı çıkmak. Haklı çıktığına seviniyor musun? Hayır, sevinmiyorum. Keşke sözümü dinleselerdi. Keşke önlem alabilecek mevkide olsaydım. Keşke 2018'de seçilseydim de bu konuda Türkiye'de bir şeyler yapabilseydim. Kek yemek isteyenler Erdoğan'a, iş isteyenler, fabrika isteyenler, yatırım isteyenler İnce'ye oy versin. Bu endüstri 4-0. Türkiye'de barış, bölgede barış, dünyada barış politikasıyla. Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı. Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya. Türkiye'yi yönetmeye talip adaylarını bu sözlerle çağırdı kürsüye. Muharrem İnce'den yeni bir siyasetçi diye bahsetti. Muharrem İnce parti rozetini çıkarıp Türk bayrağı rozetini taktı. Bana bak Muharrem. Sana baktım Recep. Söyle. Bugün kampanyamızın 44. günü. Kaçıncı miting? 102. miting. 81 milyon kazanacak. 81 milyon. Cumhurbaşkanı seçildiğimde beni de yargılayabilecek bir yargı. Çocuklarımızı dünyanın en iyi okullarında okutacağız. Onu göndereceğiz. Yapacağız bunu, başaracağız. İnansınlar. Oyunu kullandı. Ne yapacaksın? Okulda bekleyeceksin sandıklarda. Ben nereye gideceğim? Ben de Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne gideceğim. Ankara'da olacağım. Adam kazandı dedi.
Dolayısıyla kazandı. Pişman olduğunuz özellikle bir şey var mı? Pişman oldum demeyeyim de bugün olsa aynısını yapmazdım. 2018 seçim gecesi geri döndürseler beni. O gün CHP'ye zarar gelmesin diye kendimi yaktım. Çünkü sonuçları verememişlerdi. Sonuçlar verilmeyince ikinci tura kalıp kalmadığını bilmiyordum. Ben de ortalığa çıkamadım mecburen. Bugün olsa partinin önüne giderim. Bunlar bana sonuçları veremiyor. Bunların sistemi çöktü derim. 1 milyon kişi çağırırım oraya, cam çerçeve indirtirim. Cumartesi günü yeniden bir aday tanıtım yapacağız. Atatürkçülerin partisi yoktu. Atatürkçüler dışlanıyordu her yerde. Bir kişi HDP çizgisinde, HDP'de olmayıp başka bir partide kendini ifade edebiliyor. Kişi MHP çizgisinde, MHP'de olmayıp kendini bir başka partide ifade edebiliyor. Ama Atatürkçüler dışlandı. AKP'de de dışlandı, CHP'de de dışlandı. Bunlar beni çok rahatsız etti. İlk Şırnak'ın dağ dibi köyündeydim. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdeydim. Orada genç bir delikanlı çıktı. Parti kur, parti dedi. Bizi dedi, AKP ile HDP arasında sıkıştırma dedi. CHP'ye de oy vermem ben dedi. Parti kur dedi. İlk fikri o Kürt çocuk verdi bana. O zaman anladım ki Türkiye'nin bir üçüncü yola ihtiyacı var. Bugün için başarılı oldun mu derseniz henüz olamadık. Ama olacağız, inanıyorum. Ecevit de yani aşağılarda sürünüyordu. Ecevit de aşağıda sürünüyordu. Bir tane bir cızırtılı sesli bir minibüsü vardı. O minibüste gezerken yumrukluyorlardı, tekmeliyorlardı minibüsü. CHP'nin oylarını bölüyorsun, bölücüsün sen diye. Ama sonra onu bölücüsün diyenlerin hiçbiri başbakan olamadı. Ama Ecevit oldu 2 kere. Tabii ki ciddi bir iş, zor bir iş. Korkunun ecele faydası yok. Para lazım, örgüt lazım, kadro lazım. Ciddi bir iş bu. Ama kısa sürede başardık, seçimlere girme hakkını aldık. Şu anda 70 civarında ilde örgütlüyüz. Bu büyük bir iş. Hem hiçbir sermaye takviyesi olmadan, gönüllülerin bağışlarıyla bunu yürütebilmek gerçekten çok zor bir iş. Allah'a şükür şu ana kadar başardık. Dışarıdan bakıldığında kocaman bir parti binanız var, arabalar var, bir yerlere gidiyorsunuz falan. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Parti meclis üyelerimiz aidat ödüyor. 1000 lira ödeyen de var, 15 bin lira ödeyen de var. Ben 5 bin lira ödüyorum. Onu söyleyeyim sadece. Herkes bir aidat ödüyor. O aidatlarımızı genel saymanımız takip ediyor. Başka da hiçbir gelirimiz yok. Bir tane arabalar değil, bir tane araba otobüsümüz var. O da 2006 model. Bugün bir ilk yapacağız. Türkiye'de bir ilk olacak. Mart ayında yerel seçimler var biliyorsunuz. İlk kez bir ilçeye gidip adayımızı açıklamış olacağız. Anladınız mı kim olduğunu aday söyledi mi hocam? Selam başkan. Değerli arkadaşlarım, memleket bu durumda. Hala daha altılı masa dağılmış. Türkiye'ye umut olamıyorlar. Biz Türkiye'ye ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı. Bir üçüncü yol öneriyoruz. Üçüncü yol. Buna şerefli Koçhisar'dan başlıyoruz bugün. Tekrar öneriyorum. Genel arkadaşım bir adayımız.
Ya bu güzel de pahalı bir şey yapmış ya. Dokusu falan çok güzel. İnovasyon ve Araştırma Topluluğu olarak ilkini gerçekleştirdiğimiz Siyaset 101 etkinliğine hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Çok daha uzatmadan konuğumuz Muharrem İnce'yi de sahneye davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz Muharrem. Seçim anketlerinin aslında iyi bir artış oranıyla başladı Memleket Partisi ve Muharrem İnce ama son zamanlarda oyu gitgide düştü ve en sonunda istenmeyen bir tablo oluştu sizin için. Seçim sürecindeki keşkeleriniz ve iyi kileriniz ne bizimle paylaşabilir misiniz? Vallahi ben Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na bu altılı masayla olmaz dedim. Bunların oyu yok dedim. %60 falan palavra dedim. 10 aday adayından Muharrem İnce 100 bin imzayı 4. günde topladı. Tek adam yönetiminin karşılığı ya da onun rakibi tek aday olamaz. Kamplaşma, kutuplaşma küçük olanı çökertiyor. Bizim partimizin oyları %15'i gördü. Bunu güvenilir anket firmaları söylüyor. Sonra çöktük. Parti kurup bir hareketi başlatmak istemesini çok doğal karşılıyorum. Bence önemli de duyurdu sesini. Ya bir ara seçimlerden önce hatırla herkes işi gücü bırakmıştı. Muharrem İnce'yi ikna etmeye çalışıyordu seçime girme diye. Ne kadar kilit bir rol oynamış ki aslında çok yanlış bir tavırdı ayrıca da. Hoş geldiniz. Bir gün Şahan Gökbakar mesaj attı ve dedi ki oğlum dedi ya bu 32. gün gibi genç bakış gibi dedi insanları toplasana dedi. Aa kafama takıldı benim. Dedim ki olabilir. Öncesinde de bir kamuoyu yoklaması yapayım dedim. Tweet attım. Dedim ki böyle program yapmayı düşünüyoruz. Aman Allah'ım çok büyük bir olay oldu Twitter'da. İşte sonra bir anda siyasetçiler, cumhurbaşkanı adayları, parti başkanları ya da temsilcileri biz de geliriz falan diye tweet atmaya başlamışlar. Bunların en başında da Sayın Muharrem İnce gelir sağ olsun. Hiçbir zaman bizim program teklifimizi reddetmemiştir zaten. Ve çok da iyi bir program olmuştu. İlk program tabii. Hoş geldiniz, buyurun. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Ben bunu gerçekten çok merak neredeydiniz ediyorum. Neredeydiniz mi diyeceksin? Benim elimde veri olmadan sokağa çıkarsam, seçim ikinci tura kaldı dersem iç savaş çıkar ya. Nasıl yaparım ben? Ben sizin gözlerinizin içine bakarak konuşmak için geldim buraya. Adam kazandı. Yazdığım kazanmadı mı? Bu kafayla gidersek adam yine kazanmaya devam eder. İlki Muharrem Bey'in zaten şeyi anlatmakla geçti. Hani niye kayboldu, niye kayboldu diye. Hani benim tartışmam, başkalarının tartışmasının vesilesi biraz oydu. Çünkü insanlar inandırıcı bulmuyordu. Tek kaygısı tabii ki insanlara doğruyu anlatmaktı bence. Ve çok da karşılık gördü. Herkes çok alkışladı. Bir anda Memleket Partisi konuşulmaya başlandı. İnsanlar Memleket Partisi ile ilgili yorumlar yapmaya başladı. Sokak anketlerinde Memleket Partisi baya baya insanlardan oy almaya başladı. Yani bence iyi bir bölüm oldu, faydalı bir bölüm oldu. Muharrem Bey kendini anlatabildi mi? Bence çok iyi anlattı. Ama 100 bin imzayı çeşitli çağrı tweetleri atarak zor topladınız. Yarın vaat ettiğiniz şeyleri gerçekleştirebileceğiniz ne mal? Erdoğan karşısına çıkması gereken en son aday siz değil misiniz? Bundan bıktık. Biz zaten bize bu şekilde konuşulmasından, böyle davranılmasından bıktık. Kılıçdaroğlu'nun nezaketi, davranışı... Sülaleye damat seçmiyoruz. Devleti yönetecek kararlı adam arıyoruz. Vallahi orada o ikincisi şeydi yani. Özel kurgulanmış bir programdı. Yani öyle anladı millet. Ben şey demek istemiyorum. Tamamını izleselerdi bana hak vereceklerdi ama o tanıtımı berbat etti her şeyi. Doğru bir iş yapmadı yani. Çok izlettirme uğruna beni harcadı. Bana sürekli CHP'yi sorarsan ben de sürekli CHP'ye cevap veririm. Ondan evet, bahsettiğiniz evet, için olabilir. Madara olun diye erken yaptım. Madara mı oluyoruz biz şu anda? Tabii madara. Öyle çamur at, öyle kenara yok. Sana yok, bunu... çamur atmadım, soru sordum sana Muharrem Bey. Sana bunu kim söyledi? Hayır, hayır. Ben sana FETÖ'cüsün demedim yapmayın. Ki. Hayır, FETÖ'cülerin... Biz bu dilden bıktık. Ben aday olmazsam Erdoğan birinci turda alır. İkinci tura seçimi ben bırakıyorum, ben. Ben bırakıyorum ikinci tura seçimi. Hayal görüyorsunuz. Haksızlığa karşı maalesef insan tepki veriyor. Muharrem Bey... ülkeyi yönetmeye aday olduğu için o tepkiyi veremezdi, vermemeliydi. Vermedi de tam olarak ama bazı cümlelerine, bazı hareketlerine yansıdı. Adamın biri bir şey dedi, siz dedi görürsünüz dedi mesela, dersin. Öyle bir hava vardı ki zaten ekonomik kriz ve yıllarca yaşanan işte adaletsizliklerden ötürü yani muhalefet kesin kazanıyor.
Ve Muharrem İnce de bunun önünde çok büyük engel. Hatta Muharrem İnce o kadar büyük engel ki orada Sinan Oğan görünmüyor bile. Hani arkasında gibi bir şey oluştu. Cumhurbaşkanlığı yarışında İnce de olacak. Biz bu kampanyayı göreceksiniz. 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Muharrem İnce'nin adaylık konusunda tekrar düşünmesini rica ediyorum kendisinden. Çok istiyorsa buyursun gelsin. Kendisi çekiliyorsa ben de çekilirim. Bir problem yok bizim açımızdan. Bölücü Muharrem! Oylarınızı bölmeyin. Oylarınızı bölmeyin. Bu iş dansla, müzikle olmaz. Biz ayın 14'ünde savaşa girmiyoruz. Seçime giriyoruz, seçime. Ortada seçimde evet ince bir bölücü var. İnce bir bölücü. Muhalefete muhalefet edilmez, iktidarlara edilir. Olmaz efendim öyle bir şey. Herkes bana saldırıyor. Atılmadık, iftira kalmadı. Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye çekilmesi yönünde yoğun baskı var. Saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan burada halka hitap edecek. İstanbul Kısıklı'da şu anda da orada otobüsün üzerinde. Buyurun. Koyun sürüsünün kim olduğunu doğru tespit etmek lazım. Türkiye'de koyun seçmen diye tabir edilen, tırnak içinde söylüyorum. O kimdir, ona dikkat etmek lazım. Acaba birilerine koyun diyenler gerçekte koyun kendileri mi? Buna dikkat etmek lazım. Ben bunu söylüyorum sadece. 14 Mayıs akşamı. Bir kez daha Erdoğan'ın kazanmasını adam kazandı diye yeniden bir gazeteye mesaj atmaya ve bunun kendiniz, az önce söylediğiniz çocuklarınız, torunlarınız için vebali olduğunu düşünüyorsunuz. Ödemeye hazır mısınız? %4 oy alırsanız insan içe çıkabilecek misiniz? Memleket Partisi Genel Başkanımız Muharrem İnce, sizleri saygıyla selamlıyorum. Yüzlerinden okunuyor değil mi efendim? Yani iktidardan umudunu kesmiş ama muhalefetten de kesmiş. Pazar esnafına hayırlı işler diliyor. Yanına kadını da var. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Çok troll adamsın. Samimiyetimle söylüyorum, çok troll adamsın. Bu da benim enişte. Ya bana sokağa çıkamaz diyorlardı. Onlar buraya bir girse de merak ediyorum çok onu. Böyle bir rüzgara kapılmışlardı ki, böyle bir ayakları yerden kesilmişti ki, 60'ta 70'te geliyorlardı. Yani Çankaya seçmeni Sadullah Ergin'i içine sindirdi. 39 milletvekilini içine sindirdi. Yani AKP Kemalizm virüstür diyeni rektör yapıyor. CHP'de Kemalizm ırkçılıktır diyeni İzmir'den, hem de İzmir'den birinci sıradan aday yaptı. Muharrem İnce Silivri duruşmalarında, Ergenekon davalarında, Silivri'de mahkemenin önünde miting yapan adam. Sadullah Ergin dönemin bakanı, CHP listelerinden milletvekili oldu. Yani akıl sır alacak gibi değil. Bu nasıl bir mantıktır, ben bunu anlayabilmiş değilim. İşte kutuplaşma, kamplaşma. Bu kutuplaşmadan, kamplaşmadan muhalefet karlı çıkacağını zannediyor ama yanılıyor. Bu kutuplaşma ve kamplaşmadan Erdoğan her zaman karlı çıktı ve çıkacaktır. Benim son 5 yıldır izlediğim Muharrem İnce hep mağdur. 2018'de veriler paylaşımları mağdur. 2023'e geliyoruz, dekont paylaşımları mağdur. 2023'te yine geliyoruz, Muharrem İnce son 2 gün kala video çıkıyor mağdur. Muharrem İnce niye hep mağdur? Yoksa Muharrem İnce yalanlara mı inanıyor? Hayır canım, yani şimdi öyle değil. Eğer sen o dekontlar doğru mu? Bilemem. Nasıl bilemezsin canım? Ya şimdi bak, hala bunu diyorsan sen o... Ben gerizekalı. Öylesin tabii yani, kusura bakma. Ya bir şey söyleyeceğim bak. Arkadaşlar böyle bir dünya yok. Şimdi burada bir dekont var. İBAN numarası da var mı? Var. Eğer akıllı bir adamsan, akıllı bir adamsan o İBAN numarasını girersin. 1 lira yatırırsın, oraya isim çıkar.
Oraya bunu yapmadan bilemem doğru mu dersen art niyetlisin. Art niyetlisin o zaman. Tarihi de pazar günü. Eğer sen takvime bakıp pazar sabahı 9:30'da olmayan bir IBAN numarasına 10 milyon dolara inanıyorsan süzme gerizekalısın. Böyle bir şey olabilir mi? Ya insanların şerefi var, ahlakı var arkadaşlar. Böyle bir dünya yok. Bu özgürlük değil. Yani alacaksın İsrail porno sitesinden bir tane görüntüyü alacaksın. Muharrem İnce'nin kafasını koyacaksın oraya. Bunu yayacaksın. Böyle bir şey var mı ya? Muharrem Bey inanılmaz saldırılara uğradı. İnsan olarak bir insanın dayanması güç iftiralara maruz kaldı. Ancak bir siyasetçiysen ve siyaset ip üzerinde dans etmekse zannediyorum dengeni de kaybetmemelisin. Belki de duygu yönetimini çok daha iyi yapabilseydi Muharrem İnce, bugün CHP'nin başında olabilecek bir isimdi. Bana sorarsanız hani liderlik, belagat anlamında halka ulaşabilen bir isim. Fahir, ilk okulu öğretmen. Namı değer Gavur Ali. Lakabı öyle. Ekrem Hoca, Ekrem Tunç, ilk okulu öğretmeni. Necip abi, yaşça benden büyük ama bu köyde arkadaşlık yaptığım insanlardan biri. Celil de çocukluk arkadaşım, sınıf arkadaşım. Hiç dövmedim bunu bak. Ben 33 kiloydum, bu 17 kiloydu ama hiçbir şey yapmadım. Vurdun mu lan hiç sana? Kilo farkı. Kilo farkı vardı. Hocam hangimiz daha iyiydik sınıfta, o mu ben mi? İkiniz de aşağı yukarı aynıydınız. Öyle değil mi? Bir de zarafet. Zarafet. O matematikte bizden iyiydi. Sizden iyiydi o. Tamam. Ben burada pek siyaset konuşmam. Kafa dinlemeye gelirim buraya. Böyle biraz makara yapma derdindeyim hep yani. Kaçarım da sorulardan ya. Burası anamın kileri. Bak unları, salçaları buradan sevkiyat yapıyor çocuklarına. He? Sevkiyat buradan alıyor. Evet Hacı Zekiye. Ne abi? Ha? Canım. Sen uçak buzdan atlaşmışsın. Evet, şey, televizyondaydım, geldim. Hayır, şimdi dedin ya Yalova'dayım diye. Ne çabuk? Geldik işte. Maşallah. Geldik. Maalesef çünkü hiç farkında değilim. Eyvallah. Benden 21 yaş büyük. Hadi hoş geldiniz. Kafa saat gibidir ama. Ha, yok, kafamı kaldı artık. 80. Öyle mi? Yaş 80 ya ben mağara. 80, 81. 81. Özlüyor musunuz? Herhalde evlat özlenmez mi? Ben hiç memnun değilim böyle işlere girdiğine ama karışmıyor. İyi hadi. Hadi görüşürüz. En sevdiğiniz yemek? Kuru fasulye. Sigara içiyor musunuz? 8 aydır içmiyorum. En sevdiğiniz kitap? En etkilendiğim kitap diyebilirim. Cengiz Aytmatov'un Gülsarı. Jack London'ın Vahşetin Çağrısı. Erdal Öz'ün Gülünün Solduğu Akşam. Elif Şafak'ın Aşk. Netflix izliyor musunuz bilmiyorum. İzliyorum vallahi. Ne izlediniz en son dizi film? Vallahi en son bir Türk filmi izlemiştim. Ne tarz müzik dinlersiniz? Türkü dinlerim ben. Sinemaya, tiyatroya ve kültürel aktivitelere gidiyor musunuz? Vallahi bu aralar gidemez olduk. Artık Mart'tan sonra tekrar sahalara döneceğiz. En son gittiğinizi hatırlıyor musunuz? Yok hatırlamıyorum. Daha çok da bir siyasi lan geldi gösteriyorum. Meral Akşener geldi.
Ona böyle 4 saat falan geldi bana böyle. Onlar böyle kalabalık. Çok sevimli gösteriyorum. Her yerde gösteriyor koyuyorum. Siz de ilgili şeyler yapmayacak. Sinema alanı aynı şey olmuyor mesela. Mesela gösterilen bir sinemacı var mı diyordum. Ooo alkışlar yapıyor. Şimdi hiç böyle herkes plana sabit mi kalıyor? Plana mı? Bersiniz de enstitüsü çıkmıyor mu? Ama bak rahatlayayım. Çünkü bir gözden basalı sattım. Var ya siz otobüs duruyor. Sıkıntı yok. Merhaba. İyi misin? İyisin. İyiyim ben de. Siz iyi misiniz? Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Onur olduk. Estağfurullah. Umarım eğleniyorsunuzdur ama. Başarılar diliyorum ama benim şeyi anlamadım. Fakir edebiyatı yapmıştım. Ya anladım da şimdi anlarak kim anlaşacak? Seyirci anlamaz bari. Biz aramızda şey yapalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Başkan Baturay'ın sizle ilgili yaptığı şakayı biliyor musunuz? Ben istiyorum bunu. Herkes istediği şakayı yapar ya da var ki o da. Ya şey dedim yani çok umutluyduk bir dönem sonra umut şey oldu dedim. Onunla ilgili Serkatçım öyle bir şakaydı. CHP'de Atatürk gelse seçilmez demiştiniz. CHP'de yönetim değişti. Hayır. Değişti doğru. Atatürk gelse seçilmez demiştim. Lafımın arkasındayım yine. Nasıl değişti derseniz, onu zaman içinde herkes görür. Kişilerin değişmesi değil benim kastım. Tüzüğün değişmesi, anlayışın değişmesi, mantalitenin değişmesi. Onu göreceğiz değişip değişmediğini. Şimdilik bir şey söylemek için erken. Ama toplumda büyük bir heyecan var mı diye soruyorsanız, öyle büyük bir heyecan görmüyorum toplumda. Bir umutsuzluk görüyorum. Gençlerde yurt dışına gitme hayalleri görüyorum. Bir çekim, bir cazibe merkezi görmüyorum. Ama gençlerdeki bu umutsuzluk devam ediyor. Yani Erdoğan'ın belki de bu memlekete yaptığı en büyük kötülük, gençlerin yurt dışı hayallerini süslemesidir. Üniversite mezunu işsiz sayısında da dikkat çeken bir artış. 32 lira, 33 lira bandı. Garsonluk yapmaya razı mıyım? Evet, razıyım. Almanya'da ekonomik olarak daha iyi koşullar var. Ülke kötü yönetiliyor. Yani borcumuz çok fazla. Sokaklarımız mülteci dolu. Tarımımız çökmüş. Üretim yok. Doğalgaz, buğday, arpa, ayçiçek, yağ. Ve iktidarın kapısını çaldılar. Rusya'dan buğday alamazsanız onun ihracatı yapamazsınız. Yargı önceden de belki tam tarafsız değildi ama şimdi yargı iktidarın sopası oldu. İş yerleri, evleri taşlandı, tahrip edildi. Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması. Laiklik. Laikliği kimse konuşmaz oldu. Herkes tarikatlara bir nebze olsun yakınlaşmanın peşinde. Ya Abdülbaki el-Hüsam 7 kişi cemaat üyelerinin giriş çıkışını yönetiyor. Sizin tarikat cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla... Para bulunur ya. Para ufak iş. Borç ödenir. Gerçekten para en ufak iş. Geleceği hazırlamak. Geleceği konuşmak. Umutsuzluğu yok etmeliyiz. Mesela size bahçemden bir örnek vereyim. Özel hayatımda da hep geleceği konuştum. Bu çınar. Bu çınar tam 22 yaşında. 22 sene önce bu çınarı buraya diktiğimde eşim şu balkondaydı. Dedi ki baş parmak kalınlığında bir şeydi bu. Ne yapıyorsun dedi. Dedim çınar dikiyorum. Çınar bilirim ki çınar Türkiye demektir. Çınar Türk demek. Bu toprak Anadolu demektir. Bir gün dedim bu büyüyecek. Bunun dallarına, torunlara dedim salıncak kuracağız. İşte şu dala salıncak kuruyoruz. Bir de dedim ki şu dal dedim. Balkona değdiğinde yaşlanmış olacağız. O dal geçen kış kardan kırıldı. Biraz geciktirdi işi. Ben sabahları burada oturuyorum. Üniversite öğrencileri geliyor, çalışanlar geliyor. Onlar ne konuşuyorlar? En güzel haberleri burada. Bütün gazeteler burada okunuyor. Buyurun bir şeyler ikram edelim. Geleyim bir çay içelim. Afiyet olsun. Açlık durumunuz nedir? Bir çay içerim. Başkanım kahve yatsınlar. Çay içeyim. Kahve çok içtim.
Evet. Sizin düzgün siyasetinizi, düzgün kişiliğinizi ben seviyorum. Sağ olun. Ben hayatımda sol partiye oy vermiş bir insan değilim. Ama zat yalınızı seviyorum. Evet. Gerçekten. Ve bu seçimde de eğer çekilmeseydiniz oyum sizeydi. Getirdim. Bir de böyle spor çıkmışsınız bugün, o da ayrı bir güzellik. Yok, böyle geziyorum ben. Evet. Eğer bir resmi bir şey yoksa, aynen, böyle gezmek hoşuma gidiyor. Evet, çek. Adam kameraya çekiyor. Sen de bizim resimlerimizi çek. Selanik 1430 yılında fethedilmiş. İstanbul 1453. Yani İstanbul'dan çok daha önce Selanik fethedilmiş. Yani Selanik bir Türk yurdu o zaman. Osmanlı bir Balkan devleti. Bak, bütün belgelerim burada. Hani dönme mönme diyorlar ya Selaniklilere. O dönme diyen dönmelerdir. Bunu unutmayın. Bu da babaannemin babasının tasfiye talepnameleri, tapuları, şeyleri, asılları ve Türkçe'ye çevrilmiş haliyle. Bu da 1924'te buraya geldiğimizde neler terk edilmiş, bu köyün tümünün. Tüm ailenin ne verilmiş devlet tarafından, kaç kilo mısır verilmiş, onların belgeleri. Hmm. Hepsi burada. Yıl 1972. Ben çobanlık yapıyorum. İsmet İnönü köye geldim. İsmet İnönü'nün elini öptük. 8 yaşındayım. Aradan geçti 30 yıl. Yani 38 yaşında milletvekili oldum. Kimle birlikte milletvekiliydim? İsmet Paşa'nın torunu Ayşe Gülsün Bilgehan'la birlikte. İşte Cumhuriyet bu. Çobana da, Cumhurbaşkanı'nın torununa da aynı fırsatı verdi. Onun için Atatürk'ü, İsmet Paşa'yı, Cumhuriyet'i, demokrasiyi onun için çok seviyorum. Bana bu şansı verdi. Atatürk verdi bunu, Cumhuriyet verdi. Onun için sahip çıkmamız lazım. Yani düşünün ya. İşgal edilmiş sizin her yanınız ve bir adam çıkıyor arkadaşlarıyla birlikte. Ya bu ülkeyi yeniden kuruyor. Yeniden kuruyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Fabrika yoktu, yol yoktu. Gençler savaş meydanlarında 1912'den bu yana Balkan Harbi, Birinci Dünya Harbi, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı. Gençler şehit olmuştu, ölmüştü. Var olanlar da sakattı. İşte buradan Atatürk ve arkadaşları bir mucize yarattı. Demir yollarını, Sümer Bankı, Eti Bankı, köy enstitülerini, köylü çocuğuna keman çalmasını öğrettiler. Kolerayla mücadele ettiler, veremle mücadele ettiler. Hıfz-ı sıhhayı kurdular. Banka kurdular. Ya müthiş bir şey bu. Kalkınma, kendine güvenme. Büyük bir refleks. Ya bir direniş, bir diriliş. Bir varoluş, yoktan varoluş. Müthiş bir şey. Gurur duyuyorum Cumhuriyet'in kurucu kadrolarıyla. Bu ülkenin kurucusuna vefa göstermeyen bir insanla yolu yürünmez. Masaya oturacaksan bir soru sorarım. Atatürk kurucu liderimizdir. Saygı duyuyor musun? Duyuyorum. Peki PKK bir terör örgütüdür. FETÖ bir terör örgütüdür. Kabul ediyor musun? Ediyorum. O zaman devam edelim. Kabul etmiyorsan bunları, seninle devam etmem yola. Ayrılırım. Kurmam seninle ilişki. 3 tane oy fazla alacağım diye bunu yapamam ben. Çok net bizim duruşumuz. PKK bir terör örgütü müdür? PKK bir terör örgütü değildir. Güle güle, yolun açık olsun. Günaydın. ...2023'teki yaşadığımız seçimin tam olarak anlayamadan, siyaset bunu bir analiz etmeden Türkiye'de siyaset düzenini konuşamayız değerli arkadaşlar. Bakın 2023'te kimler kaybetti? Salon siyasetçileri kaybetti. Siyaset mühendisleri kaybetti. Altılı masa kaybetti. İlkesiz siyaset, ilkesiz ittifak kaybetti. Kazanalım da nasıl kazanırsak kazanalım, kimle kazanırsak kazanalım, önemli değil diyenler kaybediyor. İttifak siyaseti partileri birbirine benzetir. Bu doğru değil.
doğru bir yaklaşım değil yani. Parti başka bir şeye benzer. Taviz verir ülkelerinden. Bu son yıl 50+1'den sonra gelişti bu. Doğru değil, buradan çıkmak lazım. Farklılaşacak partiler farklılaşmalı. Türkiye'nin bu kokuşmuş cepheleşmeden ve onun klişe tutumlarından, söylemlerinden bir an önce kurtulma ihtiyacı var. Önce sokaklarımızı süpürüp tertemiz yapacağız. Sonra da bu iktidarı süpürüp ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız. Güneş ufuktan mutlaka doğacak. Yürüyelim arkadaşlar. Sana derdimi kaç satırda anlatırım? Kaç bahar dayanırım yokluğuna? Yumuşak, hünerli ellerini nasıl bırakırım sabah karanlığına? Yeşil dallarda kızıl kirazlarım, meydanlarda söylensin şiirlerim, şarkılarım. Varlığın yıldız yangınları aydınlanırım. Yokluğun iri soğuk yağmurlar ıslanırım. Seni yüz dilde kıskanırım.